أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. استعيذ بالله ما عندكم ينفد وما عند الله باق. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لن يدخل الجنه احدكم عمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته صدق رسول الله ونتقى حبيب الله Vücut verme, sakın sen kendini bil, ibadet kıldığını tevfiki hak bil. Ki hep günahtır, böylece bil, kamu müminleri senden aziz bil. Aziz gör kendi aybın hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Cemaati Müslümin, İhvan-ı Din. Bir amel ne kadar çok ve güzel olursa olsun makbul olmadıktan sonra hiçbir kıymeti yoktur. Bir amelin makbul olması da Allah'ın lütfu ve keremi iledir. Nitekim üstadımızın üstadı Ali Haydar Efendi kaddesallahu sırrahu Şöyle buyururlardı. Kıldığımız namazları bir düşünün. Namaza durduğumuz zaman zihnimizde bin bir türlü düşünce. Kalbimiz Allah'tan başka her şeyin sevgisiyle dolu. Yeni evlenen bir çift ilk gece yan yana oturdukları zamanda kız tarafı gelin hanım erkeğe veya damat bey hanımına ben bu akşam senin yanındayım ama benim kalbim bir başkasıyla beraber dese o evlilik başlamadan bitmez mi bu sözü bu durumu hangi eş kabullenebilir ki böyle bir suç böyle bir cürüm Böyle bir günah hangi eve sığar ki? Arşa bile sığmaz. Peki ya Allah'ın huzuruna durduğumuz zamanda buyuruyor Ali Aydar Efendi Kaddesallahu Sırrahu. Düşüncelerimiz Allah'la beraber değil. Allah'ın azametini düşünmüyoruz. Onun uluhiyetini, rububiyetini düşünmüyoruz. Kendi kulluğumuzun, acziyetimizin farkında değiliz. Kalbimiz Allah'tan başka şeylere karşı sevgi ve muhabbet halinde. Nitekim Ebu Hanife rahimeullah'ın huzur ile namaz kıldığını gören cemaatinden birisi ona diyor ki: "Ya Ebu Hanife, ne kadar huzurla namaz kılıyorsunuz? Ben sizin kadar varlıklı değilim. Katlarım, yatlarım, atlarım yok. İki tane ineğim var ama beş vakit namaza gelirken ineklerimle beraber geliyor, onlarla beraber gidiyorum. Sen bunca mala mülke rağmen onları yanında getirmemeyi nasıl başarıyorsun diye sual ettiğinde Ebu Hanife rahimehullah diyor ki Evlat, biz dünya malını, ineklerimizi, koyunlarımızı, sürümüzü kalbimize değil ahıra bağlarız diyor. Biz Allah'ın huzuruna çıkarken sahip olduğumuz her şeyin, sahip olamadıklarımızın da özlemiyle, hasretiyle, sevgisiyle beraber Allah'ın huzuruna çıkmıyor muyuz? Kafamız başka bir şeyle meşgul. Kalbimiz Allah'tan başkasına özlem ve muhabbet içerisinde. Allah'ı hatırlayamayacak kadar. Midemizin içerisinde olanlar bize malum ama önümüze konulsa içimiz bulanır. Gözümüzle bakamayız. Bağırsağımızda olanlar belli. Damarlarımızda akanlar belli tepeden tırnağa maddi ve manevi necasetimizle beraber buyuruyor Üstad. O yüceler yücesi hiçbir kusuru olmayan sıfatlarında, isimlerinde, tecellilerinde eşsiz olan Hazreti Allah'ın huzurunda secdeye kapansan senin secden kaç para eder ki buyuruyor. İbadetlerimizi bu zaviye'den düşündüğümüz zaman ne kadar iyi ibadet etmiş olsak da Allah'ın büyüklüğünün, Allah'ın kusursuzluğunun yanında ona layık bir ibadet diye tanımlanması mümkün değildir. Allah'a arz edilecek bir ibadet olmadığı ortaya çıkar. Bütün bu masivayla beraber Allah'ın huzurunda secde etsen senin secden kaç para eder ki buyururdu. Ama bir de tersten düşünün. Peki ya her şeye rağmen, bütün kusuruna rağmen sen o secdeyi Allah'a değil de bir başkasına yapsaydın ne olurdu? Üstad buyuruyor ki dananın kuyruğu kopmaz mıydı? Kıyamet kopmaz mıydı? sahip olduğun her şeyi bir anda kaybetmiş olmaz mıydın? İşte ibadetlerimiz bizden sadır olması cihetiyle kıymeti yokken sadece ve sadece bir olan Allah'a arz edilmiş olması, onun için yerine getirilmiş olması hasebiyle kıymetlidir. İşte Ataullah İskender'i Kaddesallahu sırrahu bize ibadetlerimizle Allah arasındaki edebi öğretiyor. Eğer bir insan ibadetlerini yerine getirdikten sonra ibadetlerine itimat edip etmediğini anlaması için ne yapması gerekiyor? Allah'a mı ibadet ediyor? Allah'ın lütfuna mı bakıyor? Kendi ibadetlerini mi beğeniyor? Bunu ölçebilmenin bazı yolları var. O da noksanur racai inde vücudu zelel. Kendisinden bir kusur sadır olduğunda, amelleri azaldığında, istikametinde şaşma olduğunda, onun Allah'a olan ümidi azalıyorsa, demek ki o azalmayan, tükenmeyen, eksilmeyen, yok olmayan, kaybolup çekip gitmeyen Allah'ın nihayetsiz lütfuna, Allah'ın nihayetsiz merhametine değil de kendi zavallı kusurlu amellerine istinad etmiştir. Böyle bir duruma düşmemek icap eder buyurur. Çok mühim bir husus vardır. Lütfen buranın altını çizelim. Hiçbir günah, hiçbir kusur, hiçbir masiyet Allah'ın lütfu keremine mani değildir. Suriye'de bir hoca efendi anlatıyor. Diyor ki ben bir komşumu görüyor. Gıyabında ona acıyordum. Hiçbir zaman ayık görmediğim bir komşum var. Namaz bilmez, abdest bilmez, cami bilmez, kıble bilmez, ayık gezmez. Herkes onu alkolik olarak tanırdı. Bir sabah namazına camiye gittiğimde onu en ön safta görünce şaşırdım. Şaşırdık. Acaba yanlışlıkla mı geldi diye düşündük. Sabrettik. Birkaç gün aralıksız namazlarına devam edince Allah'ın kendisine hidayet ve tövbe bahşettiğini fark ettik ve onu tebrik ettik. Evine gitmek için müsaade istedik. Gitmeden önce onun hidayetine olan sevincimizi izhar etmek için bir hediye paketi hazırladım diyor. İşte bize lazım olan edeplerden birisi de budur. Çevremizde, etrafımızda tanıdığımız, tanımadığımız insanlardan tövbe edip İslam'a dönüş yapan, yüzünü Allah'a çevirenler varsa maaşımızdan, gelirimizden bir kısmını, 50 lirasını, 100 lirasını kenara koyalım. Fakir zengin demeden hepimiz Ebu Cehil'den daha aşağı olmamak için birileri İslamiyetle tanışıyorsa buna olan sevincimizi izhar etmek için ona bir hediye yollayalım veya kendi evi elimizle götürelim. Allah tövbe eden kuluna seviniyor. Mescidine, camisine gelen kuluna seviniyor. Öyleyse gencecik yaşında akranları isyan yolundayken ömrünü cami yoluna çeviren bir genci gördüğümüzde sevinmek Allah'la aynı karede olmaktır. Allah'la aynı safta olmaktır. Peygamberlerle aynı safta olmaktır. Bütün melaiki kiramla, bütün Allah dostlarıyla müminlerle aynı safta yer almaktır. Bir hediye paketi hazırladım, onu ziyarete gittim. Kendi kardeşim gibi kucakladım, memnuniyetimi ifade ettim. Ne kadar sevindiğimi ona anlattım. Ve sonra nasıl böyle bir karar verebildiğini kendisine sordum. Az önce söylemiştim. Masiyet, günah ve kusur Allah'ın lütfuna, merhametine, kulu kabul etmesine mani değildir dedim. O alkolik adam anlatmaya başladı. Dedi ki ben her gece içki içmek için odama çekildiğimde şişemi, bardaklarımı, mezemi masamın üzerine koyar. İçmeye başladığımda bir taraftan içerim, bir taraftan da ağlayarak Allah'la konuşurdum. Allah'a dua ederdim. Cenab-ı Hakk'a derdim ki ey Rabbim beni biliyorsun, bu asi kulunu tanıyorsun. Ben yıllardır seninle aramdaki bu ve benzeri duvarları, manileri, engelleri, mesafeleri kendi iradem ve gücümle aradan kaldıramadım. Bir türlü senin istediğin noktaya gelemedim. Böyle giderse kendi başıma bunu yapacağıma ümidim ve takatım yok Allah'ım. Ya Rabbi senin kudretin nihayetsiz. Senin lutfunun sonu yok merhametin engin. Ne olur Allah'ım kudretinle sen tecelli et de aramızdaki bu duvarları sen kaldır Allah'ım. Bana bırakma ben beceremiyorum diyor Allah'a her gece yalvararak bir taraftan da içiyordum bir taraftan da bu harama devam ediyordum. İşte Cenab-ı Hakk'a niyazlarımın neticesi oldu. Allah işlediğim günahlara karşı içime bir soğukluk, bir nedamet, bir pişmanlık verdi diyor. Büyüklerden birisi diyor ki Beyzavi tefsirinin şarihi Şehzade tövbe gerçek tövbe işlendikten sonra yapılan bir anlık yapılan nedamet değil Gerçek tövbe o günah hatırlandığı zaman her seferinde nedamet duymak, her seferinde pişmanlık duymak, her seferinde Allah'a sığınmaktır. Affedilmeyi istemektir. Hatta Mevla'nın nazlı kulları Allah'ın ne kadar yüce olduğunu bilip temaşa edenler onlar amellerini bile sorgulamaya almışlardır. İnsan nefsi şöyle çalışır. İnsan eğer bir müddet istikamet gösterirse, gece teheccüdlerini aksatmazsa, zikir vazifelerini icra ederse, haramlardan kendini muhafaza ederek 3-5 gün ayağı nefsin dikenlerine takılmadan yol alabilirse hemen kendinde bir istigna hali görüyor. Kendini beğenmeye başlıyor. İşte buna istigna. Yani ben başkalarından farklıyım diye düşünmeye başlıyor. Halbuki şuurlu bir Müslüman'a yakışan kendisi akşamdan sabaha kadar Ebu Hanife rahimehullah gibi 40 yıl hiç uyumadan gece ibadetle meşgul olsa onun dışındaki Allah'ın kulları sabaha kadar uyusalar bile şuurlu Allah'ı tanıyan ümidini ibadetine değil Allah'ın rahmetine bağlayan bir mümin kendini onlardan üstün görmez, onları da kendisinden aşağı görmez. Evet. Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti hiçbir zaman kulun ibadetiyle kıyas edilmez, edilmemesi gerekir. Nitekim okuduğum ayet-i kerimede sevgili Allah'ımız buyuruyor ki مَا حِنْدَكُمْ يَنْفَدُ Ey kullarım! Sizin yanınızda olanlar, sizin defterinizde olanlar, sizin hesabınızda olanlar, sizin biriktirdikleriniz, ister dünyalık, ister ahiretlik, ister amel cinsinden olsun, bütün yaptıklarınız yen fedü. Allah'ın size verdikleriyle tek tek karşılaştırılsa, ibadetinle Allah'ın nimeti karşılaştırıldığı zaman, bu nimete layık olan ibadetlerini getir dendiği zaman, مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ Ey kullarım sizin yanınızda olanlar size ait olanlar yenfedü tükenir biter ve ma indallahi baq ama biliniz ki Allah katında olanlar Allah'tan size gelen nimetler lütuflar ihsanlar şefkatler merhametler onlar asla bitmez ne bu dünyada verilen nimetler saymakla biter, ne ahiret hayatında bizim için hazırlanan nimetler tükenir. Ma indeküm yenfedü bizde olanlar tükenecek, bitecek. Ve ma indallahi bak ama Allah katında olanlar devamlı kalacak buyuruyor. İşte ondan dolayı bir müminin edebi bir mümine yakışan kendi ameline nazar etmek değil, kendi ameline itimat etmek değil, Allah'ın tükenmeyen rahmetine ümit bağlamaktır. Nefis böyle çalışır. Biraz istikamet görünce kendini herkesten üstün görmeye başlar. Ama hataları olunca da yanlışları olunca da ayağa dikenlere takılmaya başlayınca o zaman da birazcık nefsi levvamesi varsa kendini levmeder, tövbe arzusu, nedamet gayreti kendisinde bulur. istiğfar eder. Hata yaptığı zaman ağlar ama hatasız istikametle devam ettiğinde kendinde bir istigna hali, kendini beğenme hali görür. İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu bu iki hali şöyle izah ediyor. Diyor ki eğer bir mümin bir yanlışı bir kusuru varsa onun yapması gereken tövbedir. Onun yapması gereken tövbedir. Tövbeden başka çare yoktur. Tövbe arzusunu, tövbe gayretini, çabasını içinde bulması bir mümin için büyük bir lütuftur. Ya günah işlediği halde tövbeye ihtiyacı olmadığını düşünse bir müminin hali ne olur? İstigna halinde ise, amel halinde, istikamet halinde eğer biz doğru işler yaparken nefsimizde kendimizi beğenme durumu açığa çıkıyorsa o zaman da yapılması gereken Amellerimizi daima kusurlu görmektir. Amellerimizi eksik görmektir. Amellerimizi itham etmektir. Nitekim meşayih'tan bazıları akşam istirahate çekilecekleri zaman o gün yaptığı amellerden bile istiğfar edermiş. O gün yaptığı ibadetlerden bile Allah'a sığınırlarmış. Hatta bazısı ben 50 senedir Allah yolunda olmaya çalışıyorum ama sağ tarafımdaki melek henüz benim lehime Allah adına diye kaydetmeye layık bir ibadet bende görememiştir diyerek ibadetlerini böyle itham edermiş. Eğer Allah'a arz ettiğimiz ibadetlerimizde noksanlık olduğunu unutmazsak ona layık olmadığı düşüncesini terk etmezsek o zaman kendimizi beğenme hali yavaş yavaş bizden alınır ve nefis Allah için yapılan ibadetleri kendine mal etme arzusunu kaybeder. Bu hastalıktan da kurtulmuş olur. Allah göremediğimiz, tanıyamadığımız, bilemediğimiz bütün maddi ve manevi hastalıklarımızdan kurtulmayı bizlere nasip eylesin. Allahümme salli ala